Herkese merhabalar. En son fotoğrafımızdaki 3 ana katmanda yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra fotoğrafın devamı için nasıl ilerleyeceğimizle ilgili ben de sizle birlikte bunu canlı olarak işleyip bilgi vereceğim. Şimdi fotoğrafımızın görsel olarak şöyle baktığımız zaman gözümüze çarpan bazı şahsen benim bir sürü eksiklikler var. Mesela şu sağ bölümdeki karton tarzı veya bir tahta parçasının en sağ alt tarafta bulunması fotoğrafın bence bütünlüğünü bozan bir şey, bir kısım ve bunu yok etmemiz lazım. Daha çok aslında şimdi biraz fotoğraf üzerindeki düzeltmelere gitmemiz lazım. Öncelikle şöyle yapıyorum. Halihazırda olan layer'larımızı bir gruplandırayım. Bunlar da ilk video, temel renk ayarları. Evet, ilk video temel renk ayarlarıyla olan bütün sekmeleri bunun içine koydum. Şimdi fotoğrafın yani orijinal haliyle çalışabiliriz. Çünkü zaten yapmış olduğumuz tüm değişiklikler aşağı taraftaki katmanları aslında etkileyecek. O yüzden bunun üzerine bir değişiklik yapmamıza herhangi bir engel yok. Ne yapacağız? Orijinali de tabii değil. Tekrar yarıştı. Bunu da gereksiz objeler diyeyim. Bunları çünkü kaldıracağız. Özellikle şu yakınlaştığım zaman şu aşağıdaki tahta parçasını nasıl kaldırabileceğimizle ilgili birkaç hamle deneyelim öncelikle. En basit zaten burada Content Fill çok güzel bir özellik. Şöyle seçelim. Fill dedikten sonra Content Aware deyip burayı dolduruyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç. Evet. Bence gayet güzel bir sonuç verdi. Herhangi bir eksiklik yok. Üzerinde bence oynama yapmamıza da bir gerek yok. Artı şu en köşedeki taşı kaldırabiliriz. Evet, aslında çok güzel. Ama orada en köşede biraz fotoğrafın bütünlüğünü bozmuş gibi geliyor. Onu da basit bir hamleyle kaldırdık. Ufak tefek şurada bozulma da var ama o çok dikkat çekmeyecektir. Bir bakalım. Evet, çok dikkat çekmiyor. O tarafta bir pürüz yok. Evet, gereksiz objeleri kaldırdık. Fotoğraf daha böyle renklerini aradık ama bunun yanı sıra bence fotoğrafta biraz da dodge burn'u yaratmamız gereken bazı yerler var. Belki şu bulut tarafını biraz daha koyultup şu iskele tarafını ve özellikle şu ilk taşların olduğu kısım ve fotoğrafın en alt tarafta olan kısmı şey yapabiliriz. Biraz daha aydınlatabiliriz. En üst yerden sonrasında tekrardan dodge and burn yapmak için, öncelikle dodge yapmak için bir katman atacağım. Aslında şöyle söyleyeyim size bunu yapmadan önce. Dodge ve Burn'u çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz Photoshop'ta. Yani bazısı gri layer üzerine çalışma yapıyor. Bazısı, şimdi göstereceğim üzere Brightness Contrast Levels, Curves veya Exposure üzerinden bir Dodge and Burn yapıyor. Bunların yanı sıra direkt bu Dodge ve Burn'u yapacak olan tool'lar zaten mevcut. İçinde bu araçları kullanaraktan Dodge and Burn yapılabiliyor. Ama benim şu anki tercihim Curves üzerinden ilerleyerek bir Dodge Burn'u yapmak. İlk olarak daha karartma ile ilgili, yani aslında Burn kısmını yapacağım. Şuna Burn diyeyim. Şimdi öncelikle bakalım bir. Evet. Belki biraz fazla kaçmış olabilir ama çok önemli değil şu anda. Şu kuyuluk aşağı tarafı görmezseniz sevinirim. Yani sadece maskeleme yaparken, yani dodge and burn yaparken belli alanlara odaklanmak gerekiyor. Ben şu an fotoğrafın şu ufuk çizgisi, yani dağların olduğu kısımdan aşağısını yok sayaraktan yukarıdaki yoğunluğa göre bir karar vermeye çalışıyorum. Ve bu kararda bana buradaki siyahlığın şu anda ideal olduğunu gösteriyor.
Yapacağımız şey bir de şunu izliyorum. Bir de bunun Doge olanı yapmak. Yine bir curve seçiyorum. Ve curve'de de bu sefer de tam tersi yukarıyı es geçiyorum. Aşağı tarafı yani ufuk çizgisi ve iskelemi aşağısına kadar olan bölmeyi alıyorum. Bu da yeterli bence. İkisine birlikte bakmayacağız. Öncelikle burada yaparken ilk başta isterseniz şeyden gidelim. Burn'den gidelim. Burn'u yapalım. Aktif ettim. Yeri görünebilir şu anda layer. Önce ne yapıyoruz? Bütün katmanları yani katmanın içindeki layer mask'i layer'daki maskeyi sıfırlıyorum. Nasıl sıfırlıyorum? Boyama ile birlikte üzerinden geçeceğim. Geçtim. Evet. Şimdi biliyorsunuz beyaz maskedeki eğer karartılmışsa onu tersine çevirir. Siyah da eğer hiç dokunulmuş beyazsa oradaki şeyleri yani yapılan uygulamaları siler. Sildikten sonrasında brush tool'u alıyorum. Biraz büyüteyim. Hatta brush tool'u bile almamıza gerek yok aslında. Şöyle yapalım ilk başta. Gradyan üzerinden ilerleyelim. Şimdi yapacağımız şey yukarıdan aşağı doğru çektirmek. Evet, gördünüz mü? Yani belli bir oranda yukarıdan aşağıya doğru bizim yapmış olduğumuz bu burn maske üzerinden aktif oldu. Farkına hemen bakalım. Nereleri etkilememiş? Çok az şuraları etkilememiş. Aynı şekilde curves üzerinden de bunu yapabiliriz. Önce yine boyuyoruz. Önce yine maskeyi iptal ettik. Şunu isimlendirmeyi unuttum. Doge diyelim. Daha sonrasında nereleri parlatacaktık? Aşağıdan yukarı. Fakat aşağıdan yukarı parlatmaktan ziyade ben boyama yapmayı asla tercih ediyorum. İlk başta şu aşağı tarafı yapabiliriz belki. Deneyelim. Maske katmanına geldim. Şuradan şuraya kadar. Şöyle dikkat ederseniz buraya kadar bir aşağı tarafı açtım. Ama bunun yanı sıra bir de iskeleyi de aynı şekilde görmek istiyorum. Onu da boyuyorum. Yani tonlamaları çok abartmadan uyguladığım için tabii çok farkına varılmıyor bazı işlemler ama ikisini birlikte şimdi gösterdiğim zaman nereleri etki ettiğini göreceksiniz. Bakın. Burn yaptığımız zaman bulutlar ve Dodge yaptığımız zaman iskele ve aşağı taraf. Aynı zamanda isterseniz bu size kalmış bir şey. Biraz daha büyük bir brush tool'la şu hafif bulutların yani ana katmandaki olan yerlerini biraz parlatabilirsiniz. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz üzere Doge ve Burn fotoğrafı bir adım daha öteye taşıyor aslında. Tool'lar. Bunun üzerine yapmak istediğim bir de şu aslında o ilk giriş kısmında dediğimiz gibi şuradaki taşlar ve paletin olduğu yerlere bir shadow highlights yaparsak eğer orada gerçekten buradaki detayları biraz daha gösterebiliriz. Şuraya shadow highlights shadow highlight dersem eğer burada yapacağım da şu aşağı taraftaki taşların, paletin vesairenin biraz daha şey olması, açılması. Adjustment, Shadow Highlights'a geldim. Burada Highlights'a dokunmak istemiyorum gerçi ama önce bir Shadow'a bakıyorum. Çok az bir aydınlattım.
Ufakta highlights yaparak. Evet, bu tonlama yeterli. Yine maskelem yapacağım. Şuraya kadar maskelememi uyguluyorum ve bence gayet güzel oldu. Aşağı taraftaki detayları da kazandırmış olduk. Son yapmak istediğim son bir tonlama ayarı var. Brightness, kontrast. Kontrast biraz yüksek tutuyorum. Brightness'ı çok az düşürdüm. Belki biraz daha ama. Evet. Brightness kontrasttan sonra da en son uyguladığımız fotoğrafımız son haline geldi. Gözüme benim tabii şu anda bu brightness kontrast değerleri ideal geldi ama tabii monitörden monitöre değişir. Çok da aslında kullanmış olduğum monitör çok kalibre bir monitör değil. Laptop'tan düzenleme yapıyorum. O yüzden hatalar tabii ki olabilecektir. Ama fotoğrafı şu anda son aşamasına getirdiğimi kendi açımdan söyleyebilirim. Başka videolarda tabii daha farklı düzenleme teknikleriyle tabii her fotoğrafta değişiklik oluyor. Manzarayı da buraya kadar getirdim ama bir mimari fotoğraf olsaydı, bir sokak fotoğrafı olsaydı çok farklı daha düzenlemeler yapacaktım. İlerleyen videolarımda belki buradaki bu diğer fotoğraf tiplerinde de nasıl bir düzenleme yapılacağını anlatabilirim. Teşekkürler bizden videoyu izlediğiniz için. Herkese iyi günler dilerim.